Bu videoda ayda 10.000 TL kazandıran ve 1.000 dolar indirimi alan uygulamanın kategoriler ekranını yapıyoruz. Gerçekten böyle bir kazanç var mı diyen arkadaşlar için kurusunu, introsunun linkini aşağıya bıraktım. Orada tüm kazançları kanıtlarla detaylıca gösteriyorum. Uygulamada zaten benim arkadaşlar. Merhaba, ben Enay. Eğer bu kanalda yeniysen, yazılım mühendisiyim. 5 yıldır yapay zeka ile iç içe çalışıyorum. Cursor'la öğrendiklerimi YouTube videolarıyla, Udemy kursumla ve hazırladığım bir kitapla sizlerle paylaşıyorum. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi beraber kategori ekranını yapacağız. Şimdi kategori ekranı için ben prompt'u hazırladım. Prompt'u buraya yapıştıracağım. Prompt'u videonun açıklamasına bırakacağım. Oradan da erişebilirsiniz. Şimdi prompt'umu yapıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi prompt'umu yapıştırdım burada. Hala edit modundayım çünkü birkaç dosya atmasını istiyorum. Projeye daha çok aktif olarak dahil olsun istiyorum. O yüzden edit modda devam ediyorum. Yapay zeka modeli olarak da hala Claude 3.5 Sonnet'i kullanıyorum. Şimdi prompt'um hazır. Prompt'umu gönderiyorum. Benim için kategoriler ekranı yaratmasını istiyorum şu an. Evet arkadaşlar, şu an bizim için çalışıyor halen generating işleminde. Yani metinleri de hazırladı buraya. View katmanını yazdı. Evet, neler yaptı? Gelin beraber bakalım. Siyah arka plan üzerine pembe fuşya renkli kartlar ekledi. Tamam. Tam ekran deneyimi. Modern temiz bir arayüz. Her kartta büyük başlık, emoji ve açıklayıcı metin eklemiş. Kilitli ücretsiz durumunu gösteren bir emoji eklemiş. Evet, sağ üstte ayarlar ikonu eklemiş. Güzel. Evet, alt kısma da hadi oyna butonu eklemiş. Bu da güzel. Evet, responsive design yaptığını söylüyor. Şimdi bu değişiklikleri kabul edelim ve simülatörümüzü açalım. Evet, simülatörümüz açıldı arkadaşlar. Gayet tatlı bir arayüzümüz var şu an. Renkler de güzel duruyor. Sağ üstte ayarlar butonu da eklemiş. Evet, klasik mod, parti modu, arkadaş modu, aile modu. Hepsini eklemiş şu an gördüğümüz kadarıyla. Şu metinleri ortalamış. Bunları sola dayamasını isteyeceğim şimdi ilk olarak. Gördüğüm değişikliği yazacağım şimdi. Hemen yazıyorum. Diyorum ki bölüm açıklama yazılarını sol tarafa dayayalım. Onun dışında ikonlar güzel, tatlı duruyor. Hadi oyna bölümü de güzel. Bir de bu bölümün seçilebilmesini istiyorum ben. Onu da ekleyelim hemen. İsteklerinizi, cümleleriniz eğer birbirinden bağımsızsa aralarına boşluk bırakın arkadaşlar. Bu yapay zeka ile iletişiminizi daha da güçlendirecektir. İlk açılışta da default olarak, yani varsayılan olarak bir bölümün de seçilebilmesini isteyeceğim. Şimdi bu isteğimi de yazalım. Buraya gelip diyorum ki uygulama açıldığında varsayılan olarak klasik bölümü seçili olsun. Kullanıcı isterse diğer bölümleri de seçebilsin. Bu açıklamamızı yaptık. Şimdi diğer bölüme geliyoruz. Seçilen kategorinin etrafında bir border olsun. Hatta beyaz bir border olsun. Hadi oyna butonuna tıklandığında ilgili bölüm ilgili kategorinin oyun ekranına yönlendirilsin. Evet. Şimdi isteklerimiz bu kadar. Bunları bir gerçekleştirsin. Ücretsiz bölümü şimdilik dursun bakalım. Bu isteğimi de gönderiyorum. Evet, şu an değişiklikleri anladığını söylüyor. Bakalım yapabilecek mi? Evet, değişiklikleri yaptığını söylüyor. Evet, kategori seçim modu eklemiş. Seçili kartı overlay uygulamış etrafına. Hadi oynaya basınca da sayfayı değiştiriyormuş. Kartlara tıklamak için bir etkileşim eklemiş. Şimdi değişiklikleri kabul edelim ve simülatörümüzü test edelim. Evet, simülatörümüz açıldı. Evet, bizim isteğimizdeki gibi yukarıda gösterelim. Bölüm açıklaması yazılarını sol tarafa dayayalım demiştim. Evet, açıklamaları sol tarafa dayamış. Daha güzel bir görünümümüz var şu an. Varsayılan olarak klasik bölüm seçili olsun demişiz. Evet, şu an klasik bölüm seçili. Seçilen kategorinin etrafında beyaz bir border olsun. Evet, o da olmuş. Dediğim gibi isteklerinizin arasına birer satır boşluk koyarak istekte bulunursanız yapay zekanın size anlama olasılığı daha yüksek. Yani daha net anlıyor sizi. Kullanıcı isterse diğer bölümleri seçebilsin demiştik. Bakalım. Seçim yapmamış. Şu an seçemiyorum. Büyük ihtimal şu kilit ikonundan kafası karışmış olabilir. Hadi oyna butonu tıkladığında oyun ekranına yönlendirilsin dedik. Evet, oyun ekranı yönlendiriyor. Oyun ekranını henüz yapmadık.
Evet, şu seçimi de yaptıralım. Eğer seçimi de yaparsa kategoriler ekranı bizim için tamamdır arkadaşlar. Şimdi eksiklerimi hemen yazıyorum burada. Seçili olmayan bölümlerin renkleri seçili olan bölümle aynı olsun. Bunu dememin sebebi zaten seçili olan etrafında beyaz bir border var. Bu ayrışması için yeterlidir. Diğer bölümleri seçtiğimde seçili bölüm etrafı beyaz border olsun diyelim. Bir de hatamızı belirtelim. Şu an diğer bölümleri seçemiyorum. Bunu düzelt ve düzelttiğinden emin ol. Bu önemli arkadaşlar. Bir hatayı düzelt ve düzelttiğinden emin ol derseniz hataların üzerine tekrar geçiyor. Yani kodu yapıyor, hatayı düzeltiyor ve düzelttiğini tekrar bir double check yapıyor. Yani çift kontrol yapıyor. En azından benim deneyimlerime göre böyle. Ben daha fazla verim aldım. Siz de deneyebilirsiniz. Şimdi bu isteğimi gönderiyorum. Evet, haklısınız diyor. Kilit olmayan bölümlerinde seçilmemiz gerekiyor diyor. Evet, dediğim gibi buradaki kilit konumundan kafası karışmış. Evet, gördüğünüz gibi on tap gesture dediği bu klasik bir tıklama aksiyonunda on tap gesture çalışıyor. Gesture zaten tıklama demek. Eğer burada diyor ki bölüm kilitli değilse tıklanabilir yapmış. Şimdi onu değiştirecek. Bakalım yapsın isteklerimizi. Tekrar simülatörümüzden testimizi yaparız. Evet, tüm değişiklikleri yaptığını söylüyor. Bakalım. Evet, if mod is locked değilse tıklanabilir kontrolünü kaldırmış. Güzel. Artık kilitli olan bölümleri de seçebiliyoruz. Evet, false güncellemiş. Değişiklikleri yapmış. Renkleri de güncellediğini söylüyor. Hemen değişiklikleri kabul ediyorum. Bakalım değişiklikleri nasıl yapmış. Evet, şu an diğer bölümleri seçebiliyorum. Evet, aşağıda görmüş olduğunuz gibi diğer bölümler kilitli olduğu için buradaki hadi oyna butonu disabled yapmış. Aslında hatalı bir işlem yapmamış. Ama ben şu diğer kategorilerin de klasik bölümündeki aynı renkten olmasını istiyorum. Çünkü onları da seçebilmek istiyorum ben şu an. Şimdi bu isteğimizi de belirtelim. Bunu da yaparsa kategoriler ekranını bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi eksiklerimi tekrar yazıyorum. Hadi oyna butonunun rengi her zaman açık pembe olarak kalsın. Diğer kartlar seçili olmadığı zaman da yine açık pembe olarak kalsın diyorum burada. Daha spesifik olmak için şu renk kodunu hemen kontrol edelim. Evet, tarayıcıdan hemen renk kodunu buraya yapıştırdığımda görebiliyorum. Bu bizim istediğimiz kalması gereken renk. Bu direkt renk kodunu belirtelim. Şimdi açık pembe dersek farklı bir renk de atamasını istemiyorum. Yani yapay zeka ile konuşurken arkadaşlar GPT de olur, bu cursor da olur. Sonuçta cursor da bir Claudia veya GPT üzerine çalışıyor. Olabildiğince spesifik ve olabildiğince net olun. Ben buradaki pembeleri renk koduyla değiştireceğim şimdi. Tamam. Hadi oyna butonunun rengi her zaman bu açık pembe rengi kalsın. Diğer kartlar seçili olmadığı zaman da yine açık pembe rengi olarak kalsın dedik. Tamam. Bu isteğimizi de gönderiyoruz. Evet, zaten az önce de kartların hepsini aynı yapmış. Tek bir opacity farkı varmış. Onu kaldıracak. Şu an gayet bizim isteklerimizi anlıyor şu an. Bir akıl yürütme yapıyor. Evet, burada opacity'yi kaldırdığını söylüyor. Ve hadi oyna butonu ondan da opacity'yi kaldırmış. Her zaman bahsettiğimiz açık pembe olarak yapmış. Hemen değişiklikleri kabul ederim ve simülatörümüzü testimizi yapalım. Evet, simülatörüm açıldı. Tam olarak istediğim bu arkadaşlar. Tam olarak istediğimi yaptı. Yani video başında gördüğümüz görselle bunun arasında ciddi farklar var. İkisinde de metin vardı ama metinler kayıktı. Renkler vardı ama renkler etrafında bir mod seçimi yoktu ilk yaptığımızda. Kategorilerin etrafında burada beyaz bir border'ımız yoktu. Dediğim gibi seçim de yoktu. Şu an gayet gördüğünüz gibi oyun hissiyatı veriyor. Bölümü gerçekten seçmişim gibi bir kullanıcı deneyimi yaşıyorum. Şu an kategori ekranımız tamamdır arkadaşlar. Bu bölümü de tamamlamış olduk. Bu bölümü beğendiyseniz kursun tamamı linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz.